Pardon, affedersiniz. Kusura bakmayın, kusura bakmayın. Dedim ben size bir şey kaçırmayız diye. Başına yarım saat reklam koyuyorlar. İnşallah iyi filmdir. Film 10 numara oğlum. Sen benim sinema zevkime güven. Televizyon için Murat Soner neyse, sinema için Radi abin o. En son Last Kid izledik abi. O da senin seçimindi. Ne var? Oğuzhan Uğur'un filminden iyiydi. Gözlük almadık lan. Film 3 boyutlu değil ki Niyazi dayı. Ne yapacaksın gözlüğü? Ben bulanık görüyorum. E gözlerin şaşı. He tamam. Sultandan ferman vardır. Şahı devran sultanımız Mehmet için merdi meydan vaktidir. Rahmetli sultanımız fragmanı, Murat'ın hatunu Mara Hatun yakalanıp zindana atılmıştır. Bu arada bende para kalmadı Radi abi. Sizde de yoksa dönüşte tamam vay. Artık senin şu emekliyi de çek de ezelim. Patates yiyip püre sıçıyoruz. Size adaletin sultanı Mehmet. Sahi şu katıl özelliğinden bir şeyler geldi mi? Katılıyor mu millet? Radi abi. Radi abi. Kalbinize girdi. Radi abi. Hıh. 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 Durumu nedir doktor bey? Önemli bir şey mi? Maalesef durum ciddi. Arkadaşınız... Evet. Arkadaşınız gaza gelmiş Özcan Bey. Nasıl? Gaza gelmiş. Radi Bey'in içinde izlediği bir şey yüzünden yoğun miktarda gaz birikmiş. Son zamanlarda çok rastladığımız bir vaka. Geçen hafta tam 24 kişi aynı şikayetle buraya geldi. 01 izleyip gaza gelmişler. Ellerindeki döner bıçaklarını ameliyatla aldık. Hala yoğun bakımdalar. Benzer bir durumu Matrix filminde yaşamıştık. Binlerce gencimiz uzun pardesü giyip kapaklı Nokia kullanmaya başlamıştı. Ama filmin tamamını bile izlemedik. Fragmandan bu kadar gaza gelmesi normal mi? Film iyi demek. Daha önce Diriliş ya da Kuruluş izlemiş miydi? Evet. Ya hak! Çözümü ne bunun? Maalesef şu an için tıbbi bir çözüm yok. Biraz açık hava alsın. Belki biraz oksijen iyi gelebilir. Geçmiş olsun. Ha! Ya! Haydi bre yiğitler! Bize at bulman lazım Niyazi Bey. At olmazsa akın edemeyiz. Küffarı bozguna uğratamayız. Atı nereden bulayım lan? Belediyeye git. Orada vardır. Ekrem Başkan 300 milyon lira bayıldı faytonculara. Ne yapacak 1500 tane beygiri? He tamam. Nereden dinledim o doktoru? Herif iyice kafayı yedi. Sen ne istersin bre densiz? Eve gitmek isterim Radi abi. Bir fragman izledin gaza geldin. Kaç gündür parkta yatıyoruz. Eve gidelim artık. Hah, bizim evimiz bu torpaklardır Özcan. Asya'dan Avrupa'ya bir kısrak başı gibi uzanan bu torpakların her bir zerresi evdir bizim için. İndi beni yalnız bırak da kılıcımı sıvazlayayım. Anahtarı ver lan o zaman. Ver o zaman anahtarı. Pardon, yemek siparişi sizin galiba. Hah, yemek geldi bari. Açlıktan ölecektik burada. Borcumuz ne kadar birader? 35 lira abi. Kart geçiyor mu sende? Radi abi bozuk var mı? Bahşiş şey yapayım. Ya hak! Ya Niyazi dayı! Konuş elçi. Seni dinliyorum. Kardeşim böyle ulu orta yere çadır kuramazsın. Park burası. Mesire yeri değil. Sana 2 saat mühlet. Bu çadırı buradan kaldırdın. Kaldırmadın hakkında işten başlatacağım. Sen kim olasın ki benim obamın çadırını buradan sökesin bre zındık? Biz 1000 yıldır bu topraklarda soy soyluyoruz, boy boyluyoruz. Ne köhnemiş Bizans, ne de Haçlılar bizi buradan sürebildi. Şimdi kalkıp da sen mi süreceksin? Bak kardeşim salak salak konuşma. Milletin parkını işgal ediyorsun. Hakkında şikayet var.
Sen başkanına haber sal elçi. Bize tiz at göndere. Yoksa buraya temelli çöker, ömrü billah çıkmayız. At mat yok. Arka camında ıyı yazan bir dobla da olur. Ayağımızı yerden kessin. Sen kaşındın lan. Cezayı kesiyorum ben. Dur memur bey, kesme. Ben Radya abiyle konuşurum. Akşama kadar toplarız çadırları. Sıkıntı yok. Akşama kadar siliyin gidin. Yoksa mühürlerim çadırı. Tamam. Bu işin boku çıktı Radya abi. Gidelim şuradan artık. Yoksa çadırı mühürlenen ilk oba biz olacağız. Gideceğiz Özcan. Bugünden tezi yok. Gideceğiz. Ha, iyi bari. Akşam sıcak yatakta uyurum. Kaç gündür götürdüm. Batıya gideceğiz. Batıya derken? Bizim yolumuzda pes etmek yoktur yiğidim. Atamız Bamsı Beyrek gibi, Konur Alp gibi, Engin Altan Düz Yatan gibi yılmadan mücadele edeceğiz. Daha verimli bir yere göçüp obamızı yeniden kuracağız. Kısa zamanda gücümüzü toplayıp akınlara çıkacağız. Cenk edeceğiz. Niyazi Bey, hazırlan. Ya Hak! Pişmedi mi la hala? Yok abi, pişecek gibi durmuyor. La oğlum, bu dizilerde 5 dakikada pişirip gömüyorlar. Hepsi hikaye Radi abi. Kuzu çevirme dediğin en az 5 saatte pişer. Tüh, bileydim tavuk döner alırdım. Neyse, bir yandan iyi oldu bu doğa gezintisi. Kafamızı boşaltıyoruz. Ne zamandır bir tatile çıkmamıştık. Tatilde değiliz Özcan. Bundan gayrı burayı yurt edineceğiz. Tarlalarda başaklar bitecek. Meralarda hayvanımız otlayacak. Buralarda kök salıp binlerce yıl yaşayacağız. Vallahi ben 2 gün daha takılır sonra dönerim. Lan hadi, bir atlı geliyor. Atlı mı geliyor? Ne atlısı lan? Niyazi Bey, vaziyet al. Siz hayırdır lan? Sen de kim olasın? Bu çadır madır ne iş? Biz buraya Orta Asya'nın bozkırlarından geldik kardeş. Bu torpaklarda obamızı kurduk. Gayrı burası yurttur bizim için. Neresi? Burası. Çadır kurduk buraya biz. Her çadır kuran çökeydi, işimiz vardı amınak. Burada istenmiyorsunuz yabancı. Derhal toplanıp uzaklaşın. Kraliçenin kesin emridir. Hangi kraliçenin? Katar kraliçesinin. Biz yanlış otobüse mi bindik la? Batıya değil doğuya mı geldik? Çatalca değil mi burası? Burası bundan böyle özel mülk kardeş. Kraliçenin tapulu arazisi. Ama biz yurt... Hadi birader. Hadi güzel kardeşim. Niyazi Bey, çadırları topla. Daha da batıya gidiyoruz. Savulun bre kafirler! Türkler geliyor! Sizin ne vardı? Biz batıya küffarın zulmü ile inim inim inleyen Avrupa'ya gidecektik. Çıktı mı bizim Schengen vizesi? İsim neydi? Ben Radi Kağan. Bunlar da silah arkadaşlarım Niyazi Bey ve Özcan Paşa. Çıktı mı bizim vize? Maalesef Radi Bey. Başvurunuz reddedildi. Ne demek reddedildi bre gafil? 80 euro başvuru parası verdin mi adam başı? Sen kimsin ki bizim yolumuzu keseceksin? Açın kapıları. Yoksa kılıncımın dadına bakarsınız. Evraklar eksik kardeşim. Biyometrik fotoğraf istedik. Baltayla çekilmişsiniz. Photoshop'ta sileriz. Daha önce hiç Schengen almamışsınız. Otel rezervasyonu yok. Uçak bileti yok. Hesabınızda minimum 30 bin lira olması gerekiyor. Sizde 8 lira var. He, ay sonu gelmedi. Bu şekilde vize almanız imkansız. Ama biz Viyana'ya gidecektik. Mümkün değil. Kapısına kadar gidekle bari. Kapıya dayanır döneriz. İmkansız. O zaman kolla kendini bireden siz. Davran Niyazi dayı. İmdi cenk gidelim. Allahu Ekber. Yalnız çok temiz dayak yedik ha. Yiğidi öldür, hakkını yeme. Adamlar kılıcı kafamda kırdı. Bir çizik bile yok. Ben bulanık görüyorum lan. Gözlerin şaşın Niyazi dayı. He tamam. Artık akıllanmışsındır diye düşünüyorum Radi abi. Bir süre ekşine girmeyiz. Aslında. Üzgünüm Özcan. Atalarıma layık olamadım. Çatalca'dan öteye geçemedim. Kılıcımın hakkını veremedim. Bizimkiler geçmişte batıya sadece kılıçla baltayla mı gitti Radi abi? Mimar Sinan en güzel eserlerini Balkanlara yapmış.
Sadece baltayla adam döverek mi gitmiş atalarımız oraya? Viking miyiz lan biz? Şimdi bakma ortam böyle. Millet de gaza gelmeyi seviyor. Halbuki asıl gül babaların, sarı saltukların hikayesi... Ben mi? Sıf. Sen bin bir ol. Radi abi. Biz buradayız, bekleriz. Niyazi dayı, sende bir kuru sıkı vardı.